Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. I accept it without reservation and with only one obligation. The obligation to devote every effort of my mind and spirit to lead our party back to victory and our nation to greatness. Minneapolis Sanat Enstitüsü'nün fotoğraf araştırma merkezindeyiz. Karşımızda John F. Kennedy'ye ait bir fotoğraf var. Bu Gary Winogrand'ın 1960 Ulusal Demokrat Kongresi'nde çektiği bir fotoğraf. Kennedy başkanlık adaylığını kabul ettiğini açıkladığı konuşmanın ortasında. Bu konuşmanın akabinde Nixon'ın rakibi oluyor ve en sonunda da Amerika başkanı seçiliyor. Fotoğrafın merkezinde Winogrand'ın lensinden gördüğümüz Kennedy bulunuyor. Alt kısımdaki ekranda ise Kennedy'ye ait ikinci bir imaj var. Bu konuşma tüm ülkede canlı yayınlanmıştı. Bu halka mal olmuş insanların, ünlülerin ve siyasetçilerin bize sürekli olarak nasıl yansıtıldığına dair bir fotoğraf olarak da yorumlanabilir. Genelde onların gerçek hayatlarında nasıl bir insan olduklarına dair bir fikrimiz yoktur. Bu arada bu fotoğrafa bakarken tarihi de göz ardı etmememiz gerekiyor. Kennedy'nin adaylığı önceden belirlenmiş bir şey değildi. Kennedy aralarında Illinois'dan Adlai Stevenson, Minnesota'dan Hubert Humphrey gibi adayların olduğu bir yarışta en genç Amerikan başkanı olacağı için çok da desteklenmeyen bir adaydı. Bu resme onun İrlandalı ve Katolik geçmişini de eklemek gerekir. O ana kadar başkan olan tüm adaylar protestandı ve o dönemde Amerika'da Katolik karşıtı bir görüş vardı. Bunlar parti görevlilerinin 1950'lerdeki Soğuk Savaş'ta önemli işler başaran Nixon'a karşı olan yarışta Kennedy'nin önünü kesip kesmeyeceğini merak ettiği konulardı. 1960 Ulusal Demokrat Kongresi her anlamda çok farklı bir kongreydi. Winograd, bunun sigara dumanı dolu odalardaki konuşmalarla geçmeyen, daha genç ve açık bir kongre olduğundan bahseder. Bu fotoğrafla ilgili merak edilen şeylerden biri, Winograd'ın orada ne yaptığıdır. O kongrede herhangi bir görevi olmayan Winograd'ın, oraya tamamen kendi isteğiyle gittiği ve neler olup bittiğini belgelemek istediğini düşünüyoruz. Sonuç olarak birçok fotoğraf çekmiş, ama bastığı tek fotoğraf bu. Küçük Leica marka fotoğraf makinesi kullanan ve daha çok sokaklarda fotoğraf çeken bir fotoğrafçı olarak tanınan Winogrand için siyasi konular pek de alışılmış şeyler değildi. Sanatçının kalabalıklar ve insanların seyrettikleri şeylere olan ilgisi sebebiyle bir karnaval havasında geçen kongreye seyirlik bir olay olması yüzünden geldiğini düşünüyoruz. Bu fotoğraf çok farklı. Winogrand'ın çoğu fotoğrafının aksine merkezi bir oda var. Kennedy'nin sırtı. Uzakta bazı figürler var ama odak dışında bulunuyorlar. Bunlar fotoğrafçılar, gazete ve televizyon muhabirleri. Bu ülkenin tamamında yayınlanan 3. kongre. Bu fotoğraftan çok kısa bir süre sonra Kennedy, Nixon'la televizyonda yayınlanan ilk başkanlık münazarasında karşı karşıya gelecektir. Ve bundan sadece birkaç yıl sonra da Dallas'ta suikaste uğrayacaktı. Bu fotoğraflar ve Zapruder filmi Amerikan kamuoyu üzerinde derin izler bırakan görseller. Bu bile farklı şekillerde yorumlanan ve incelenen bir seri fotoğrafla medyada kullanılan bir konuydu. Ama burada 1960'ta çok daha masum bir anda Kennedy'nin sırtını görüyoruz. Kafası kamera ışıklarıyla çevrelenmiş. Bunun meleklerin kafaları üzerinde bulunan haleleri andırdığını söyleyebiliriz. Sahili de havada ve yine ışıklarla çevrili. Bu duruşun Antik Roma heykellerinde temsil edilen konuşmacı ve liderleri çağrıştırdığını söylemek mümkün. Winogrand bize sahne arkasından çok özel bir an sunuyor. Bu, Amerikan evlerine televizyonlardan giren ön cephe görüntülerinden çok farklı bir kompozisyon. Kennedy'nin o anda ne kadar da savunmasız olduğunu görüyor musunuz? Fotoğraf size de arkasından yaklaşmanın çok kolay olduğu hissini vermiyor mu?
Bu fotoğrafı gördüğümde Kennedy'nin başına gelecekleri düşünmeden edemiyorum. Kennedy'ye dönük kameralardan birinin bir tüfeğe benzediğini fark ettiniz mi? Ve orada saat adeta zamanının tükenmekte olduğuna dair ölüm haberi veren bir nesne ya da memento mori. Bunun yanında fotoğrafların halk tarafından görüldüklerinde farklı şekillerde yorumlandıkları, bu liderin çöküşü yerine farklı anlamlar kazandıkları ve liderlerin kendilerine ait bir yaşamları olduğunu da unutmamak lazım. Kennedy'nin yüzündeki parlak ışığın bir hale gibi görünmesi bu fotoğrafı bir kahramanlık, hatta bir nevi şehitlik fotoğrafına dönüştürüyor. Tüm bu özellikler farklı sembolik anlamlar kazanmaya başlamıştı. Fotoğrafçının fotoğrafladığı şeyler üzerinde hemen hemen hiçbir kontrolü yok. Tabii ki bir kompozisyon ve zamanlamadan bahsedebiliriz. Lensi, filmi, odak noktasını ve objektif hızını da belirleyebilir. Ama genellikle içgüdülerini izlemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Saniyeler bir fotoğrafı güzelleştirebileceği gibi berbat da edebilir. Winogrand'da iyi fotoğraf başarısızlığa her zaman en yakın olandır demiş. Bugünden önce bu fotoğrafın kopyalarını görmüştüm. Bu ise fotoğrafçının kendi bastığı fotoğraf. Baskının da son derece kaliteli olduğunu eklemek istiyorum. Özel bir dokusu olan özel bir baskı kağıdı kullanmış. Siyahla beyaz arasındaki nüansı gözler önüne seren kimyasal tepkimeleri görebiliyoruz. Fotoğrafta neyin gösterilip neyin gösterilmeyeceğine karar vermek, fotoğrafçılar hakkındaki bilinmeyen bir özelliktir. Çünkü günümüzde dijital fotoğrafın yaygınlaşması bu becerilerin görünmesine engel olmaktadır. Tabii siyah ve beyaz dedik ama bu fotoğrafta tam siyah ve tam beyazların bulunmadığını düşünebiliriz. Bunun yerine zengin ve sıcak bir geçişten de söz edebiliriz. Fotoğrafın derinlik hissi, basılı fotoğrafa alışık olmayanların ilgiyle izleyeceği ayrı bir nokta. Bunun fotoğrafın görsel dinamizmine olan etkisi de yadsınamaz.